arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Magic'i paketleri açacağız. Bunları açarken yanımda bebeklerim Caroline, Reis ve Emily ve Sevil bulunuyor. Annem bunları yurt dışı seyahatinden dönerken bana sürpriz olarak getirdi. Elimde böyle bir dergi, broşür gibi bir şey var. Bunun içinde bunlar hakkında bilgiler olduğunu ve nasıl açıldığını gösterdiğini düşünüyorum. O zaman şöyle buna bakalım. İçinde koleksiyoncu broşürü var. Ben burada İtalyanca yazdığı için, çünkü annem bunları İtalya'dan getirdi. Araştırıp anlamlarını yazdım. Sunny merakın yunusu, Stella dansın yunusu, Pinky aşkın yunusu, Perla müziğin yunusu, Crystal armoninin yunusu, Bee hassaslığın yunusu, Argo keşiflerin yunusu, Mickey harikaların yunusu, Billy mutluluğun yunusu, Oscar doğanın yunusu, Sugar barışın yunusu, Jaws sevincin yunusu olarak tanımlanmış. Demek ki o kadar dost yanlısı. Burada yazdığına göre bunlar gökkuşağı yunuslarıymış. Tabii bu kadar renkli olunca tabii ki de gökkuşağı yunusu denmiş. Burada renk değiştirdikleri yazıyor. O yüzden yanında bir tane kaynar su, bir tane de soğuk su var. Ben çok meraklandım. O yüzden bir tane paketimizden başlayalım. Onu açalım. İlk önce bir koleksiyoncu broşürü ve çok tatlı bir yunus çıktı. Ay çok tatlısın. Acaba bunun adı neydi? Neyse birazdan bakarım. Şöyle yunusumuzu... Yunusumuz biraz zor açıldı. Yunusumu da açmayı başardım. Yunusumuzun altta böyle durabilmesi için bir stand var. Bunun adına hemen koleksiyoncu broşürümüzden bakalım. Arkadaşlar bu Billy'miş. Yani benim şurada yazdığım gibi Billy mutluluğun yunusuymuş. Tamam ben mutlu olmayı çok seviyorum. Seninle çok iyi anlaşacağız galiba. Arkadaşlar burada Almanca yazdığı için hiçbir şey anlayamadım. Ama koleksiyoncu broşürünün ona ait yapılması hoşuma gitti. Bu katalog galiba daha çok açılabiliyor. Burada diğer arkadaşları var. O zaman bence diğer paketimizi de açalım. Ben bu paketi bundan da yine bir koleksiyoncu broşürü çıktı. Ve direkt buraya bakarak hangi yunusun bize çıktığını anladık. Bize Oscar çıkmış. Oscar'ı da açalım. Çok iyi arkadaş olacaklar galiba. O zaman şuradan yine bakalım. Oscar doğanın yunusuymuş. Ben doğayı da çok seviyorum. Siz ikiniz de galiba çok iyi anlaşacağız. O zaman buzlu suya sokalım. Çünkü burada renk değiştirdikleri yazıyor. O zaman ilk önce neydi bunun senin adın? Billy'yi soğuk suya koyuyorum. Ama soğuk suda bir değişiklik yapmıyor. Arkadaşlar bu kaynar su olduğu için biraz korkuyorum aslında sokmaya. Ve arkadaşlar şu renk değişime bakar mısınız? Şu kafasını soktum ve Billy beyaza dönüyor. Ama tabii bu kaynar su olduğu için elimi sokmaktan korkuyorum. Ve Billy bembeyaza dönüyor. Demek ki kaynar su renk değiştiriyormuş. O zaman şimdi Oscar'ı da soğuk suya sokalım. Oscar da soğuk suda bir şey yapmıyor. Kaynar suya atınca kışı o da bembeyaz oluyor ama sırtında hala biraz yeşillikler var. O zaman bu magiclerin özelliği sıcak suda renk değişme. Ama arkadaşlar baksanıza hemen rengi geri dönüyor yavaş yavaş. Tamam sıradaki paketimiz. Arkadaşlar ben bunu YouTube'da daha önce rastlamadım. Bana çok yabancı bir şey. Bu Magic Surprise Gems diye bir şey. Burada resimlerden anladığım kadarıyla yumurta renginde bir kalp çıkacakmış.
onu kaynar suya attığınızda böyle parlak bir şeye dönecekmiş. O zaman ben bu, o zaman hep birlikte açalım. Ondan da yine bir koleksiyoncu broşürü çıkıyor. İlk önce bunu bir incelemek istiyorum. Ve burada bir lastik çıktı. Demek ki bir şey yarayacak. Burada bazı renkler var. Ben en çok Pink Sweet'in çıkmasını istiyorum veya Gold Brave'in çıkmasını istiyorum. Çünkü onların rengi çok hoşuma gitti. Bu lastik de galiba benim buradan anladığım kadarıyla bir bilezik yapıyoruz. Tamam, sen o zaman bu kenarda dur. Ama biz artık şeyimizi çıkartalım. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Hiç anlamadım. Ama galiba bize mavi bir kalp çıkacak. Anlamakta zorluk çıkıyorum. Çünkü ben buna yumurta gibi bir şey çıkacağını düşünüyordum. Arkadaşlar biraz zor açılıyormuş ama açmayı başardım. Arkadaşlar bu lollerin çam fizlerine benziyor. Yani biraz toz. Ve sanki sıcak suda patlayacakmış gibi hissediyorum. Ve evet aynen öyle oldu. Çok güzel bir görüntü. Suyumu masmavi yaptım. Çok güzel gözüküyor. Acaba içine ne çıkacak veya nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Acaba olup olmadığını nereden anlayacağız? Şöyle bir karıştırsam mı? Karıştırıyorum. Yok hayır daha olmaz. Arkadaşlar dediğim gibi bu galiba LOL Charm Fizz'e benziyor. Ay su çok güzel oldu. Size patladım. İçine elmas gibi bir şey çıkıyor. Neyse birazcık daha patlasın. Şu kaşık içinde kalsın biraz. Büyük ihtimalle bize Red Love çıkacak çünkü kırmızı bir şey gördüm. Evet kırmızı. Size şurada kırmızı bir şey var. Büyük ihtimalle bize Red Love çıkacak. Ama içinden bilmiyorum ama belki bir sürü şey çıkabilir. Minik kalbimiz çıktı. Korkuyorum çünkü kaynarsın. Tamam. Evet bize Red Love çıkmış. Ben aslında buna böyle bekliyordum. Çok küçük çıktım. Neyse belki bir iki tane daha çıkar. Yok çıkmayacak. Yani bir tane bu kadar şey toptan bu kadarcık bir şey çıktı. Neyse arkadaşlar aslında daha büyük bekliyordum. Ama aslında rengini çok beğendim. Rengi çok güzel. Şimdi şunu bilezik yapmamız için galiba vermişler. Ama bence bu biraz kolye. Ben bunu kolye olarak kullanacağım. Bence çok güzel bir kolye. Hem sade hem tatlı hem de minik. Bunu günlük hayatta ben kullanabilirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ama yeni videolar gelecek. Çünkü sırada bekleyen bir sürü oyuncağım var. Mesela bir sonraki videolarımda Pupsi Slime ve LOL Advent Calendar'ı açacağım. Bu yüzden yeni gelen videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.